Türkiye ve Dünya'dan Net Haberler kanalı Basın Türk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye ekonomisinin %21.7 oranında büyümesiyle alakalı halkımızın fikirlerini alacağız. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye'de 2021 yılının ikinci çeyreğine ait ekonomik büyümenin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %21.7 olarak açıklanması sosyal medya başta olmak üzere soru işaretleriyle karşılandı. Peki bu rakam neyi anlatıyor? Sokaktaki vatandaşın ekonomisi ne diyor? Pandemiye rağmen biz de bu büyümeyle alakalı halkımızın fikirlerini alacağız. Bakalım sokaktaki vatandaşlar neler düşünüyor, birlikte öğrenelim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte %21.9 oranında büyüdüğü söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben hiç inanmıyorum. İnanmıyorsunuz? Hiç inanmıyorum. Ben şahsi görüşümü görüyorum. Şu anda yani iyi bir durumda değiliz. Ben şahsi görüşüm. Buyurun beyefendi bir de... Ama kredi derecelendirme kurulu söylüyor bunu. %21.9 büyüdüğü söyleniyor. Sizce bu veriler yanıltıcı mı? Yok, hiç inanmıyorum ben. Bana yalan geliyor. Şu 4 sene, 3 seneden beri zaten bitmişiz ya. Bu dolar, euro fakiri mahvetti ya. Fakiri hiç, bakma milletin zengin durumu iyi olanlar günlük yüzsanlık. Ama hele sağ olsun Cumhurbaşkanımız getirdi. O kapılar açtı, o da millet doldurdu buraya. Onlar bizden daha iyi yaşıyor. Ben istiyorum ki Edirne'li iyi yaşasın, Çankırı'lı iyi yaşasın, Ordu'lu iyi yaşasın, Giresun'lu iyi yaşasın. Ama bizden daha rahatlar. Ben rahat değilim. Ben 1958 İstanbul'a geldim. İstanbul beyefendisiyim ben. Ama bilmiyorum, böyle siz de mikrofonu uzattınız. Ben size teşekkür ederim. Ben bu. Teşekkür ederim. Yani hiç iyi konumda değil gibi geliyor bana. Ama Allah devlete millete gene zavallı vermesin diyoruz biz. Peki nasıl anlıyoruz ekonominin iyi olmadığını? Pazara gitti mi acaba Cumhurbaşkanımız? 20 bin lira erin kilosu bu sene. Yiyemedik. Çileğin kilosu 25 bin lira. Yiyemedik. En ucuz salatalıklı 5 bin lira. Onu alıp geliyoruz. Ben şimdi gelinime her hafta 150-200 bin lira parası, pazar parası veriyoruz. Gelinim geliyor, ne diyor biliyor musun? Ucu ucuna etti baba diyor, 200 bin lira. Benim gelirim var çok şükür. Emekliyim. Benim oğlum da çalışıyor. Aynı evde kalıyoruz. Ama bir de bunu alamayanlar düşünsün hanım kızım. Bence yani. Bilmiyorum, yanlış mı konuştum? Estağfurullah, ne demek. Çok teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben Allah'a şükretmesini bilmek lazım. Biz şükrettik. Ben memnunum. Ben emekliyim. Türkiye'nin durumunu görüyorum. Ben Avrupa'da kaldım. Avrupa'daki durumlarını da biliyorum. Ayrıca burada yaşayanların durumunu da görüyorum. Tabii ki enflasyon yüksek, tabi buna da önlem alınacak. Her şey kolay değil. Yine şükretmesini aradım. Avrupa'yı da gördük biz. Biz memnunuz Allah'a şükür. Elhamdülillah. Sizce ekonomi büyüdü mü? Ya ekonomi büyüdü çünkü görüyoruz yapılan ekonomiyi. Haberlerde seyrediyoruz. Ne seyrediyoruz mesela? Ben kanallar diye bütün kanalları seyrederim. CNN. Nasıl anlıyoruz ekonominin büyüdüğünü? Nasıl anlıyoruz büyüdüğünü ekonominin? Nelere söylüyorlar bize? Şu derece. Askeri de olsun, helikopter olsun, bilmem. Diğer uçaylar şeylerdi. Yani ben... Peki sizce bu büyümenin sebebi ne? İhracat mı? Vallahi ihracat da olacak yavaş yavaş. Birdenbire değil. Önce dışa bağımlıydık. Şimdi kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Zaten ihracat, ithalata bakarsan ithalat azaldı. Şimdi ihracata döndük. Yani ben şahıs olarak kendi adıma söylüyorum. Biz memnunuz yani. Ben memnunum Allah'a şükür. Ama tabii sıkıntı var mı? Var. Enflasyon var mı? Var. Bunlar düzelecek. Birdenbire olacak şeyler değil. Avrupa bile kendi işçisine maaşı ancak doyacak kadar veriyor. Eğer boşta geziyorsa ev kirasını veriyor. 300 euro, 400 euro veriyor. Bununla idare et diyor. Böyle yani. Benim bildiklerim bunlar. Şimdi aslında ben yurt dışında yaşıyorum. Buraya geldiğim zaman şunu gördüm. Enflasyon oranı bayağı yükselmiş. Yani %19. %20 diyelim ona. Kapataslak. İkinci çeyrekte %20 mi büyüdü diyorsunuz? %21 büyüdüğü söyleniyor. %21 oranında. %20 büyüme hangi şeyler baz alınarak söyleniyor onu bilmiyorum. Bunu Fitch söylüyor. Tabii kredi derecelendirme kuruluşu söylüyor. Aslında dünya çapında bir kuruluş. İnandırıcılığı var mı yok onu bilmiyorum ama şimdi sanayi üretimi olarak diyorsanız ondan bilgim yok. Ama reel ekonomi olarak yani piyasadaki insanların yaşantısına bakarsanız inandırıcılığı pek yok gibi geliyor bana. Nerede oturuyorsunuz peki?
Ben Avusturya'da ikamet ediyorum. Peki oranın ekonomisiyle buraya kıyaslarsanız nasıl bir sonuç çıkar? Şimdi geçim endeksi olarak şöyle söyleyelim. Oranın da kendine göre bir hayat standardı var. Orada kazanan insanın buradaki harcama limitleri biraz sınırsız oluyor, farklı oluyor. Ama orada kazanmış olduğun ücreti orada harcamaya kalkarsan kendini biraz frenliyorsun. Zira Türkiye'deki yaşayan insanlar gibi. Yani ayağını yorganına göre uzatmak durumunda kalıyorsun. Dolayısıyla şimdi oturmuş bir sistem var. Hem ekonomik hem siyasi olarak. Adı üzerinde Avrupa Birliği kriterler var. O kriterler doğrultusunda herkes hayatını idame etmeye çalışıyor. Peki fiyat artışlarını en çok hangi sektörde anladınız? Burada mı? Evet. En çok gıda sektöründe. En çok gıda sektöründe. Yani ben yaklaşık olarak 2 haftadır buradayım. Asıl memleketim benim Karadeniz. 1 hafta orada kaldım. Oradan buraya geldim. Orada da böyle. İstanbul biraz daha farklı. Gıda sektörü İstanbul'da biraz daha fiyatlar 60 durumda. Ekstradan eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ekstradan eklemek istediğim nasıl söyleyeyim? Şimdi Avrupa ile bizim kıyasladığımızda Türkiye'de gerçekten pahalılık var. Yok değil. Ama bazı yaşam şeylerine baktığımda mesela çok da güzel yaşıyorlar. Çok da güzel yaşıyorlar. Hiçbir eksikleri gerçekten yok. Burada. Burada da çok güzel yaşayanlar var. Görüyorum gerçekten harcamalarını gördüğümde. Benim bile dikkat ettiğim şeylere bakıyorum. Türkiye'de dikkat bile etmiyorlar. Mesela ne gibi şeyler bunlar? Nasıl söyleyeyim? Evlerine temizlikçi alabiliyor bir ev hanımı mesela. Evine temizlikçi gayet rahat alabiliyor. Evini temizletebiliyor. Çok güzel çalışmıyor ama günlük bir paket sigarasını içebiliyor. Onu hiç hesap etmiyor. Nasıl söyleyeyim? Giyim kuşama gelince en güzelini, en iyisini giyiyorlar. Ben geldiğimde inanın hesap ediyorum. Bunlar sizin çevrenizde oturan insanlar mı? Tabii ki. Çevremde oturan insanlar. Onlardan zaten gördüğümü söylüyorum. Yani böyle. Avrupa'da asgari ücret? 1350. Kiralar ne kadar? Gıda masrafları? Şimdi nasıl söyleyeyim? Ben şimdi bir markete gittiğimde haftalık bir alışverişimi yapayım diyeyim size. Şöyle rahat 200 euro. Ama tabii günlük mesela süt için, bazı şeyler için, bir kedi mamam için gittiğim de oluyor. Yani bu haftalık 250 euroya tekabül ediyor. Onun içinde her şey dahil mi? Deterjan, kıyma vesaire? Tabii etimizi biz zaten öyle yapmıyoruz. Biz genelde etimizi çiftliklerden kesiyoruz. 4 aile 1 olup ben böyle gidip de marketten et almıyorum zaten. Biz 4 aile birleşip bir 1000 euroya bir inek kesebiliyoruz, dana paylaşıyoruz. Benim et oradan satın almıyorum zaten. Ama 1350 euroya şimdi ben alıyorum bu parayı. Diyelim ki yalnız yaşıyorum, bir aile geçindiriyorum, başka çalışan yok. Şimdi 600 euro kira verirsem, bunun yanında elektriğini de, suyunu, arabanın masrafını, şunu bunu eğer hesap ederseniz, orada da geçim çok çok zor. Ha ben oradan 200 euro mu artırdım? Geldim burada, burada güzel para yapıyor, burada güzel yerim. Ama ben 2 kişi çalıştığımda eğer bunun birini atarsam köşeye aylık 1000 euro yapar. Peki sizce Türkiye'deki asgari ücretle nasıl geçinirler? Çok tek kişi. Ben gerçekten yani aklım almıyor. Aklım almıyor yani 2870 mi? Evet. 2000. Yani bununla bir aile nasıl geçiniyor ben şoktayım. Kiralar 3000 lira olmuş. Hayır Avrupa'da dediğim ya size yani iş kollarına göre değişiyor. Metal sektörünün askeri ücret oranı tekstile göre veya kağıt endüstrisine göre farklılık arz ediyor. 3500 alan da var. Bu üniversite mezunu. Hayır. Asgari ücret değil. Asgari ücret olarak demiyorum. 1350. Asgari ücret Avusturya'da. Avusturya'da oturuyoruz. En yüksek ne kadar? En yükseği yok bunun. Yani 1200, budur. 1260. 1260. Peki, ülkede asgari ücretle çalışan sayısı ne kadar bir kesim? Çoktur. Çoktur. Genelde kadınların standart budur. Erkek maaşı biraz daha yükseliyor tabii. Ha. Erkeklerin maaşı biraz daha fazla. Bir ayrımcılık mı var? Yani bilmiyorum. Biz karı koca olarak biz kağıt fabrikasında çalışıyoruz. Ben 1350 euro maaş alıyorum. 1370 diyelim. Mesela eşiminki tabii daha yüksek. Ama
Peki aynı işi mi yapıyorsunuz? Ben asgari ücret alıyorum. Ama demin Türkiye'de asgari ücret az gördüm. Al, az gördüm. 370 lira Avrupa'da. Evet. Bir tek şurada çalışsa ne kadar kira ödüyorsunuz? Avusturya'dan mı? Kira burayla veya diğer hayır şimdi o değişiklik arz ediyor. Benim ödemiş olduğum kira, ben çalışmış olduğum kurumun evinde oturuyorum. Firmanın evinde oturuyorum. Dolayısıyla arada standart 550-600 euro. 500 euro fark var. 350 lira asgari ücret alıyorsunuz. 500 lirasını şeye verdim. Kiraya verdim. 800 lira kalıyor. Evet. 800 lirayla o sırada bir ay geçirebilir misiniz? Geçinemem. İşte Türkiye'de aynı sebebi yani. Burada, evet. Burada iki maaş alıyor. Ben zaten onu izah ettim az önce size. Türkiye'de evet. Bir yerde asgari ücret geçirme tabii ki zor. Evet. İki tercih kişi çalışıyorsa. Çalışıyorsa. 25 bin 6 bin lira para ediyor. Rahat. Yani. Orayla buradaysa pek bir fark yok. Yok. Fark yok. Dediğim de, o yani. Dediğim ama o. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'deki olayla Avusturya'yı kıyaslayamayız. Niye diyecek olursanız. Şimdi Türkiye'de kayıt dışı ekonomi çok fazla. Yani kontrol edememiş olduğum şu piyasa, şura piyasasını ele alalım. Şuranın şu Mahmutpaşa, Tahtakale piyasasını ele alın. %80'i kayıt dışı. Öyle midir, değil midir? Yani benim tahminim öyle tam. Çünkü genelde hep esnaf kesimi, işportacılıkta hayatını idame eden insanlar, ailesini geçindiren insanlar. Dolayısıyla gerçek manada kayıt dışı ekonomi var. Veya sigortasını karşılıyorsa herhangi bir işveren onu asgari ücretten gösteriyor. Eline verdiği parayı tahmin edebilirsiniz. Anladın mı? Yani vergi kaçırıyor. O memlekette o yok işte. Şimdi bakın, bir de ben size şöyle açıklayayım. Firmalarda genelde orada vardiya sistemi var. Ben hep sabahçı çalışıyorum. Bunun iki vardiya olanı da var. Sabahçı, öğlenci olanı da var. Tabii onun maaşı biraz daha yükseliyor. Bir üç vardiya çalışanı var gececi. Bu sefer saat başı 3 euro alıyor. Daha fazla alıyor. Ben üç vardiya çalışmıyorum. Ben sadece tek vardiya çalışıyorum. Önceden üç vardiya çalışıyordum. Teke düşürdüm. Ameliyat olduğum için bana o şeyi de verdiler. Ben sadece standart sabahçı, sabah 6, öğlen 2'de evdeyim. Yani ona göre de artıyor şeyler. Tabii. Akşam kalırsan daha fazla değil mi? Gececi, bir gececi çalışanla bir sabahçı çalışanın maaşı da aynı olmuyor. Evet, hayat standartları da aynı olmuyor sanırım o yüzden. Bunun içinde şey de var. Mesela mesleğini yapmış insanlar var. Meslekli, elinde kağıdı olan insanlar var. Mesela onunla benimkisi, ben düz bir işçiyim. Bunun yanında mesela eşim ştaplacı diyorlar. Şey, ne diyorlar Türkiye'de ona? Forklift mi? Forklift. O makineyi mesela kullanıyor. Bunun yanında tabii orada şey yapmış, çıraklığını yapmış, çıraklıktan yetişmişler var. Tabii onların maaşı daha farklı. Biraz daha tecrübede dayanıyor, yıl tecrübesine. Onlar da çok önemli. Çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Çok sağ olun. Rica ederim. İyi günler.